Efendim günün sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bugünkü konuğum stratejist Cüneyt Baksoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Uğur. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında önemli gelişmeler var. Özellikle piyasalara baktığımızda yurt dışında ciddi kayıpları takip ediyoruz. Bütün piyasalar, küresel piyasalar kıpkırmızı bir şekilde bizleri karşıladı. ABD tahvillerinde %30 üzeri kayıplar var. ABD vadelilerde %5'e yakın kayıplar var. Asya piyasalarına baktığımızda Japonya tarafında 4. çeyrek büyüme rakamları geldi ve revize edildi. Öncü göstergelere göre %7.1 seviyesinde daraldı Japonya ekonomisi. Ve o tarafta da yine kırmızı bir tablo bizleri karşılıyor. Ve petrol, herhalde en fazla değinmemiz gereken konu, %30'luk bir düşüşle başladı yeni güne. İlk etapta piyasalardaki genel durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yeni bir kara pazartesi tırnak içinde yaşıyor gibi piyasalar. Ve aslında kara pazartesiyi biraz değiştirelim, yeni versiyonu diyelim. Çünkü her yerde anomali var. Korelasyonlar bitti. Herkes mevcut durumdan şaşkın. Yani tamam, petrolün düşeceğini öngörebilirsiniz. Ama bir günde bu kadar düşüş, yani 30 senelik tarihinde çok, yani ya Körfez krizi sırasında oluşmuştur. Çok nadir. Bütün bu fiyatlamalar, hoş biz seninle ABD borsaları noktasında hep uyarıcıydık. Evet. Avrupa tarafında uyarıcı olmaya devam ettik. Çünkü İtalya dedik hep. O kadar borçlu bir ülkenin problem yaşaması gitti. Virüs de tam Avrupa'da orada zirve yaptı maalesef. Ve yani öyle bir piyasa görüyorum ki stratejik bakışta. Yani Brent petrol işte an itibariyle %22 aşağıda, $35. NYMEX, Amerikan ham petrolü, WTI $30'larda. Arada makas. Ki gün içerisinde 28 dolarları falan gördü. Aynen. Yani daha önceki hareketi hatırlatıyor bana. Hatırlarsın, Trump'ın tweetiyle başlamıştı süreç $100'ların üzerindeyken. Bu petrol fiyatları yüksek demişti ve kesintisiz $100'lardan $30'lara kadar, hatta altına inen bir petrol hikayesi görmüştük. Petrol grafiği görmüştük. En büyük resimden baksak 5 senelik perspektif. Bir tane grafiğimiz var. O grafik gelsin ekranlarınıza. Orada da yıllara göre zaten takip ediyoruz söylemiş olduğunuz seviyeleri. Orada da var. Şimdi işte yani 2016'da şu hareket, işte Trump'ın tweet dönemi. Amerika şey, kendi seçildikten sonra tabi burada $115. Haziran Bernanke'nin parasal genişlemeyi bitirmeden bir sonraki dönem. Orada zirve yapıyor. Sonra parasal genişlemeden FED sıkılaşmaya gidiyor. Sıkılaşmada kalırken FED diğer merkez bankalarının genişleme tarafında kalması tam piyasa tarafından yeterli görülmüyor. Arz talep dengesi problemi devam ediyor petrolde. Fiyat başlıyor, sonra Trump'ın tweet'i daha da ekstrem bir hareketle 27 dolarları test ettiriyor 2016'da. Ara ara tepkiler geliyor ama o tepkilerin arz talep dengesi yerine oturmadan sadece tepki olarak kalacağını, ağırlıklı fiyat aralığının 40-50 dolar aşağıda dip, yukarıda da 65-75 dolar tepe, daha çok 50-65-50-70 dolar bandı içinde 60 doların pivot olduğu bir bölgede olduğunu söylüyor. Fakat gelinen nokta İki sebepten oluşmuş durumda. Bir, zaten büyüme problemleri vardı. Bütün merkez bankaları devredeydi. İş Fed'in bir anda 17-18 Mart'ı beklemeden 50 bas puanı yapmasıyla zaten gergin olan piyasanın gerginin artması. Orada bir petrol fiyatlarının o aşağı yönlü seyrinin biraz daha kuvvetlenmesi. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, yani bu işe şimdiye kadar ilaç olan petrol kesintileri noktasında yeni bir anlaşmaya varamamaları ve Suudi Arabistan'la Rusya arasında yaşanan gerginliğin hafta sonu özellikle Suudi Arabistan'da hem üretim artışı hem fiyat indirimi, yani dumping diyorum hem tırnak içinde petrolde, bir anda piyasalarda büyük bir anomali yarattı. Bir de tabii Suudi Arabistan'ın kendi içinde başka bir haber akışı var siyasi tarafta. Yeni bir ikinci dalga siyasi operasyon şeklinde. Ben şunu net olarak söyleyeyim. Hani dünya yeni bir ticaret savaşı başlığı daha kazandı galiba. Daha önce o Trump'ın tweetiyle yaşanan
sonra örtbas edilen Rusya üzerinde ve petrol arz eden ülkeler üzerinde baskıyı netleştiren ABD'nin petrol ihraç eden ülke noktasına gelmesiyle kuvvetlenen o petrol savaşı noktasında Amerika'nın gücünü kullandığını görüyorum. Ben bunu Suudi Arabistan, Rusya olarak okumuyorum Ekopol düzlemde. Net olarak söyleyeyim, bu iş arka planında ABD, Rusya arasındaki mücadeleyi de bir anlamda yansıtıyor. Tabii ki ABD'li üreticiler de bu işten zarar görüyor. Sürdürülebilir seviyeler değil 40 dolarların altı, 30 dolarlar, hatta 6-22 dolar gibi raporlar gelmeye başladı şimdiden. Böylesi bir düşüşten sonra. Ama petrol arz eden ülkelerin buna dayanması kolay değil. Ha, Suudi Arabistan'ın çıkarma maliyetleri sebebiyle dayanma gücü diğer ülkelere göre biraz daha yüksek olabilir. Rusya'nın da işte stokları yeterli bir miktarda o dayanabilir. Ama neticede bu ülkelerin Aramco'nun biliyorsun halka arz fiyatının altına düşmesi vesaire. Evet. Her birinin bir yükümlülüğü var. Her bir petrol arz eden ülkenin bir tahvil yükümlülüğü, bir ödeme yükümlülüğü var. Artı şirketlerin yükümlülükleri var. Bunların bazıları da ABD merkezli. Avrupa merkezli olanları da var ama neticede bu süreç herkesin istediği gibi süreç olmayacaktır. Sistemin istediği bir süreç olmayacaktır. Önemli olan belli bir dengeye oturmasıdır ama dengeye oturana kadar çok temkinli ve dikkatli olmak lazım. Özellikle petrol tarafında kaldıraçlı işlem yapan izleyicilerimiz için hoş bir gün değil, ters taraftaysa. Ama yani bu tarz grafiklerde bir uyarı daha yapalım finansal okuryazarlık adına. İşte maalesef bir anda çok tombul parmak gibi ya da sert hareketler oluşabiliyor. Ha Türkiye için veya Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler için tabii ki bu rakamlar olumlu görünebilir ama daraltıcı etkisi olacak. Petrol arz eden ülkelerin de ticaret yapmama, ihracatlarını azaltırken ithalatlarını da azaltma süreci maalesef global ticareti de etkileyecek. Birbirine bağımlı işler bunlar. Hasar tespiti bitmeden bu işin kazananı kaybedenini söylemek için çok çok erken. Ama dediğim gibi virüs damgasını vurdu. OPEC dışı ülkeler de o virüs damgasından sonra kendi aralarındaki problemi bir ticaret savaşına dönüştürdü. Süreç böyle devam ederse yalnız umarım her şey yeni başladı demek zorunda kalan bir başlık atmayız haftaya başlangıçta. Bunu bir ara fiyatlama olarak görürüz. Bir kara pazartesi petrol adına ve global piyasa etkisi adına olarak görürüz. Hani her şeyin birbiriyle ayrıştığı da bir ortam var. Altın 1700'leri gördü şimdi aşağı yönlü bir miktar. Dolar endeksi 95'in altına geldi. Evet, 94. Ki bekliyorduk. Evet. FED'den sonra 3 faiz artışına rağmen, indirimine rağmen özür dilerim. Niye oralarda olduğunu anlatmaya çalışıyorduk 99'lerde. Fakat bir şey daha var. ABD tahvilleri 0.50'lerdi. Evet. Orada da negatif seyre ve doğru. Ve ciddi düşüşler devam ediyor. Aynen öyle. %30'larda düşüşler var. Bir başka şey de ABD tahvillerine karşı spreadlerin diğer ülke tahvillerinde açılmaya başladığını görüyoruz. İtalya 10 yıllıklar 1.30'lara geldi. Bir anda. %20-25'lik yukarı yönlü hareket var. Bugün Avrupa borsalarının bu kadar sert olmasındaki en önemli sebep virüs, petrol vesaire değil sadece İtalya'da yaşananlar. İtalya tahvillerinin oraya gelmesi. Yani çok ente, bak 44'lere kadar gelmiş durumdayız. %37'lik bir düşüş. İnanılmaz bir şey. Yani böyle bir şey tarihinde yok gibi bir şey. Özel bir gün. Bütün fiyatlar birbirinden bağımsız. Birbirinden ayrı. Yani bunu belli bir stratejik plana oturtmak mümkün değil. Akıl dışı irasyonel hareketler bunlar. Şu an piyasalarda resmen herkes bir güvenli yer arıyor. Bir anomali var. Bu iş normalleşene kadar da bu anomali maalesef devam edecek gibi. Tabii bizim finansalları da etkiliyor. Borsayı, kuru bir miktar faizi de etkiliyor. Ama biz global harekete baktığımızda gene iyi direnen taraftayız. Özellikle İdlib kodlamasında attığımız adımlardan sonra an itibariyle global tarafa göre iyi direnen taraftayız. Onu da belirtelim. Şöyle bir baktığımızda Avrupa borsaları da haftanın ilk işlem gününe ciddi kayıplarla başladı. %8'in üzerinde kayıpları takip ediyoruz. FTSE endeksinde, DAX endeksinde. Petrol tarafında bugün içerisinde en düşük 31 dolar seviyelerini gördük Brent petrol tarafında. Şimdi biraz daha düzeltme gelmiş. 33-34 dolar seviyelerini takip ediyoruz.
Bu noktada önümüzdeki günlerde bu sürtüşme Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki ya da alt tarafına baktığımızda Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler devam ettiği takdirde bu seviyeler petrol tarafında kalıcı olur mu? Yoksa biraz önce sizin de zikrettiğiniz gibi raporlardaki o 26 dolar seviyeleri ya da daha aşağıdaki seviyeleri de söz konusu olabilir mi? Ya şimdi teknik olarak her şey mümkün. Neticede bir önemli kırılma yaşadınız. O kırılmanın nerede dip göreceğini söylemek kolay değil. Çünkü teknik noktada belli bir direncin üzerine geçmeden, yani 40-45 dolarlar üzerine tekrar kalıcı geçmeden aşağıda 30 dolarların altı her an görünebilir. 26 Cuma günü dolar. %10'luk düşüş tam konuşurken bugün daha şok etkisi aynen oldu. Öyle. %30'lar. 26-22 tamam aşırı satımdayız. Ciddi bir aşağı yönlü hareketin temel hikayeyle birleşip piyasaları özellikle petrol piyasası etkilediği bir piyasadan bahsediyoruz ama 26-22 dolarlar mümkün, kalıcı olmayacaktır. Sıçraması da mümkün. Yukarı yönlü hareketler de mümkün. Yani her iki yönde işlem oluşur. Onun için böylesi günlerde şu an petrol tarafında işlem yapmamak gerekir. Net söyleyeyim, kolay değil böylesi bir süreci yönetmek. Kârda olsanız da kolay değil, zararda olmak zaten sürdürülebilir bir şey değil. Yalnız Avrupa borsalarındaki hareket gerçekten sadece Brent petrolün aşağı yönlü düşüşü, büyüme öngörülerinin aşağı çekilmesi, Avrupa'daki sorunlar, virüs etkisi değil. İtalya. Evet. Bak, bir daha yani bilmiyorum yönetmenin mümkün mü? Bir İtalya 10 yıllıklarını bize verebilirse bir de İtalya borsasını. Demin Londra, Paris, Frankfurt'taki borsa fiyatlamalarını gördük. %7, %8 alışılmış şeyler değil bunlar. Tekrar İtalya'nın borçlarını mı konuşmaya başlayacağız? Yani çünkü bakın İtalya turizmi 13-14 tane bölgenin karantinaya alındığı haberleri Venedik dahil. İtalya'nın turizmi, İtalya ekonomisi de %14, %15'lik bir GDP payına sahip. Siz İtalya'da turizm gelirlerinin etkilendiğini söylerseniz bu İtalya'nın zaten büyüme problemleri çeken İtalya'nın daha da büyüyememe riskini masaya getirir ki İtalya tahvillerini Avrupa Merkez Bankası desteği olmadan kimse almaz kolayına. Onu net olarak söyleyeyim. Yani problem şimdi Avrupa'da bir de İtalya'yı yönetmek oldu. Yani Avrupa Merkez Bankası çok daha bu toplantıda, önümüzdeki toplantısında çok daha agresif olmak zorunda kalabilir. Yani bir 10 bas puanlık indirim bekleniyordu zaten biliyorsun ekstra. Şeyi de açıklamak zorunda kalabilirler. Bir yeni tahvil alımını güçlendirecek. İşte 10 yıllıkların geldiği nokta. %23'lük çıkış bunu söylüyorum. 1.32. Yani bu 1.50 çok önemli bir eşik. 1.50'nin üzerinde ikiler ve üzeri mümkün olabilir. 7'lerden gelmişti 2008 krizinde. Tamamıyla Avrupa Merkez Bankası desteğiyle. Onu da belirteyim. Artı diğer majör merkez bankalarının genişlemeci tarafta kalması. Şimdi bir günde %23 değer kaybı. 5 yıllıklardaki hareket %87'yi gösteriyor. %1'e geliyor. Çünkü aradaki o 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık arasındaki verim eğrisi tarafında korunma çabası. Ama daha önemli bir şey var. Spread çok açılmaya başladı. ABD yani benchmark kabul ediyoruz ABD oyunlukları biliyorsun figür olarak. ABD oyunluklarla İtalya oyunlukları arasındaki benchmark ciddi şekilde açılmaya başladı. Bayağı makas açıldı. Makas pardon. O spread'in açılmaya devam etmesi dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nı biraz daha agresif yapmak zorunda kalabilir. Ekstrem günlerden geçiyoruz. 2020 hakikaten enteresan. Yani bu virüs çok hafif alındı. İlk etapta ABD ile İran arasındaki sürtüşmeyle başladı. Virüs ve akabinde bu petrol fiyatları. Petrol ve biz virüsü de hafife aldı piyasalar ilk etapta. Yani ABD borsaları seninle de bunu uzun uzun konuştuk. Direniyor çok iyi tamam da bir yere kadar direnebilir. Son bir 10 gündür de ciddi fiyatlamaya başladı. En son herkes bu işin farkına vardı. Yani bu 100 binden fazla insanın enfekte olduğundan bahsediyoruz. Tamam hepsi tabii ki hayatını kaybetmeyecek. Dua ediyoruz, dilemiyoruz. Ama bu kadar yayılma göstermesi tedarik zinciri başta olmak üzere bütün ekonomik aktivite stratejilerini baştan aşağıya değiştirdi. Yani bugün fuarlar yapılmıyor sevgili Uğur. Yani bugün Almanya'da hayat durma noktasına geldi. Yani birçok konferanslar, çalıştaylar, birçok toplantılar erteleniyor. İnsanlar birbiriyle telekonferansla görüşmeyi seçmeye başladılar. Yani. İtalya'ya ilişkin bir barkomuz var. O barko da gelebilirse arkadaşlar. Bu arada S&P'nin geldiği nokta da çok önemli.
Burada da yani bir orada da uzun vadeli bir grafik verirlerse önemli bir seviye söylemek istiyorum. 2700-2850 bandı içindeyiz. O 2700-2850 bandı çalışmalı. Çünkü parabolik trendin değişim noktası. Bu arada önemli bir barkod evet, bu. O dediğiniz gibi ilk etapta isterseniz S&P'ye bakalım. 3 yıllık bir grafik gelsin. Bu uzun barkod vadeli. Da önemli. Bilgiler evet, daha sonra İtalya'ya tekrardan dönelim. 3500'leri telaffuz ediyorduk biz S&P'de. Hatta evet. Bir düzeltme gelecek mi gelmeyecek mi? Yani 3400'lere yaklaşmıştık. Evet. Benim için 3100'leri zaten köpüktü. Zaten ilk etapta 2019 yılının sonuna doğru da 3000'ler bile çok zor görünüyordu ama çok hızlı bir şekilde geldiğini telaffuz etmiştik. Hadi 3100'e kadar bir şey vardı. 3100'den sonra hedef olarak belki şeyi söyleyebilirdik. Yani 3550'ler konuşulmaya başlamıştı. ABD seçimleri de var. Trump istemez vesaire. Tamam istemez de FED de zaten o 50 bas puan ABD borsaları bunu yaşamasın diye. Hı hı. Ki hala ABD borsaları pek de çok çare olmuş aynen. Gibi görünmüyor. Yani sevgili yönetmenim mümkünse şunu bir yani biraz daha uzun 200 senelik perspektifte bir bu 3 yıllık 3 yıllık biraz daha uzun yapabilseydik bir 5 yıllık falan yani şuradan gelen hareket bak devamlı yükseliş. Ve ondan sonra bütün bu yükselişin geri alınması yani 3 senenin kazancın neredeyse geri verilmesini yaşıyoruz. Bu çok önemli bir hareket. Ve önemli bir de böyle kısa bir sürede. Aynen öyle. Şimdi 5 yıllık geldi. Yani işte bak devamlı yani hareketin özellikle 3100'lerden sonra aşağı yönlü bir sert kırılma bütün hareketi geri alıyor. Biz parabolik trend dışına 2009 Mart'ta 666 gördükten sonra S&P 500'de ara ara böyle düzeltmeler gördük. Çeşitli sebeplerle. Ama bu düzeltme biraz bana özel geliyor. Çünkü ABD seçimlerinin olduğu bir sene... Bu kadarı da beklemiyorduk. Seninle hep şunu konuşuyorduk. Galiba ABD başkanlığının seyrini Wall Street yani ABD borsanın seyri belirleyecek diye yorumlar yapıyorduk. Birkaç haftadır. Evet. Şimdi gelinen nokta onu gösteriyor. Ben şunu söyleyeyim. Amerika'da, Trump da zaten hep ABD borsalarına değiniyordu aynen, seçimler için. Amerika'da şu an piyasalar, tahvil piyasaları, dolar endeksi, ABD borsalarının seyri, bırak Avrupa'yı oraya burayı, petrol. Hatta petrol. Ne diyor biliyor musun? FED'e gel masaya bir kez daha 17-18'inde. 50 bas puan kesmedi. Hatta gerekiyorsa tahvil alım programı açıkla. Acaba FED'in erkenden faiz indirmiş olması piyasayı biraz daha mı hani tetikledi? Yani ne oluyor dedi herkes. Yani şunu 17-18'inde... Yapmış olsaydı belki daha yani etkileyici olurdu. Böyle bir şeyi yaşamamak için yaptı belki. Ama etkisi azızlandı. Şimdi ben net söyleyeyim demin yarım kaldı. Bütün bu fiyatlamalar FED'e diyor ki bir kez daha masaya gel. Hatta Mart, Nisan, Haziran bu 3 ay içerisinde bu işler düzelme eğilimi içine girmezse ki günlerle yarışırız bazen bırak öyle ayları. Dolar endeksine geldiği nokta işte 95'ler hatta altını test ettik de. Net olarak bize şunu söylüyor. Faiz indirimi yap. Ama yetmez, para da bas. Zaten repo vesaire hikayelerle bir 60 milyar dolarlık Nisan ayına kadar bir tahvil alım programı açıklamışlardı. Ama buna hiçbir zaman parasal genişleme demediler. Şimdi ben söyleyeyim, net olarak piyasa diyor ki FED'e, geçen salı günü yayında da bunu konuştuk kendi saatimizde. FED'e para bas diyor piyasalar bir bakıma bir anlamda da. Yani tamam virüsü aşısı değil FED'in para basması ama piyasaların panzehiri en azından belli bir süre. Yani FED'in çok da agresif olması lazım. İşte Japonya'dan gelen veriler, Japonya Merkez Bankası'nın agresif kalmaya devam etmesi, Çin'den gelen veriler, sıfır büyüme bekleniyor ilk çeyrekte. Çin'in daha agresif durumda kalması, İtalya sebebiyle Avrupa Merkez Bankası'nın daha agresif durumda kalması, bütün bunlar bunun bize ne kadar önemli olduğunu ve yeni ekosistemde farklı risklerin bir anda dünya piyasalarının nasıl çok yönlü regüle edebildiğini gösteriyor. Ama dediğim gibi bütün bu fiyatlamaların sonunda hasar tespiti bittiğinde bu işin kazananı ve kaybedeni ayıklandığında bizim piyasaların farklı bir yönü olacak. Neticede bugünün fiyatlamaları diğer piyasalara yani Avrupa'daki %7, %8'e baktığımızda Türk borsalarının %3,5'luk seyri. Hiçbir şey değil. Yani hiçbir şey değil net olarak. Hala 105 bin civarında bir
O 105-108 bandı desteği içinde bir direniş. Tamam, 100 bin gördük biz İdlib. Ama İdlib'i en azından kısa vadede çözmüş olmamız da bize biraz jeopolitik riski arkada bırakmamız da bize kuvvet getirdi. Bizim piyasa için iyi ama hakikaten şu hasar tespitini geçtiğini görmek lazım. 2008 krizine benzer bir sürece doğru piyasa gidiyor. Umarım hani bunlar sadece onun öncü sinyalleri olarak kalır. Gerçeğini bize yaşatmaz. Çünkü 2008'de Lehman Brothers'la bitirmiştik bu işi. Avrupa'ya bu işi getirmişti Amerika. Şimdi Avrupa'da maalesef iflaslar hızlanabilir. Bak geçen hafta daha Cuma günü Hindistan'ın en büyük dördüncü bankasının Hindistan Merkez Bankası'nın tarafından devraldığı, Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin problemler yaşadığını, dünya ölçeğinde böyle de. Yani bu işler farklı noktaya gidecek böyle devam ederse. Gitmemesi için herhalde merkez bankaları maksimum düzeyde sahada olacaklar. Hatta ben sana şunu da söyleyeyim. Kamuda, hani biz bunu da konuşmuştuk deriz, not düşelim. Kamu tarafında Almanya başta olmak üzere çok daha fazla elini cebine atmak zorunda kalacaklar. Büyüme tarafını korumak için. Özellikle Avrupa bu işin, hani bir de Euro Dolar paritesi de evet, yukarı yönde bir hareket var. Evet. Şimdi o da tabii dolar endeksinin seyrinden dolayı, yani Avrupa ekonomisinin muhteşemliğinden Cuma değil. Cuma 14.1.1496 tamamıyla teknik bir hareket ve tamamıyla dolar endeksinin aşağı yönlü hareketinin Euro'ya verdiği destek. Yoksa %8 Avrupa borsaları düşerken Euro dolar paritesinin kalkıp da 1.15'lere doğru hareketini, 1.13-1.15 bandına doğru hareketini, işte Avrupa ekonomisi de canım işler düzelecek. Her şey yolundaymış gibi görünmez. Görünmez, mümkün değil. Tamam, biz zaten bu hareketin iyi bir Avrupa ile oluşmasını bekliyorduk parite tarafında. 1.08 ihlaldi ama şu anki hareket tamamıyla dolar endeksinin... Bir de çok hızlı bir şekilde de yukarı çıktı. Aynen öyle. Şu anki hareket Avrupa'nın pek işine yarayacak bir hareket değil, onu da söyleyeyim. Tamamıyla dolar endeksinin aşağı yönlü hareketinden kaynaklanan bir teknik formasyonu yaşıyoruz orada da. Yani çok ilginç. Evet. Dediğim gibi korelasyon koptu, ezberler bozuldu. Çok enteresan bir süreçteyiz. Bilinenlerin ötesinde bir süreç. Bütün grafiklerde, bakın bütün grafiklerde, kur çiftlerinde, başta parite olmak üzere, emtia tarafında, altın dahil. Orada da çok ciddi volatilite var. Tahvil tarafında tamamında bir anomali var, bir irrasyonellik var ve işlem yaparken çok ekstra dikkatli olunması gereken bir sürecin içindeyiz. Lütfen burada da uyarıcı olalım. Yani bu anomaliler bitmeden... Tamam, bir şey çok düştü ya da bir şey çok yükseldi demeyelim. Daha da yükselebilir, daha da düşebilir. Öyle bir dönemin içindeyiz. Süreci iyi analiz etmek lazım. Yani 100 dolarlardan 20 dolarlara gelmiş bir petrol olduğunu unutmayalım. Şimdi 60 dolarlardan 20 dolara indiği zaman hiçbir şey olmuş olmuyor aslında. O oradaki harekete göre. Bir petrol tarafında örneğin. ABD borsalarında kimse çıkarken bir şey demiyordu 3400'lere. Evet. Şimdi aşağı yönlü hareket... biraz daha derinleşebilir. 3000'in altındaki seviyeler. Yani parabolik trend, o 2009'dan beri gelen trend destek seviyeleri daha aşağı doğru derinleşir mi? Ne dersiniz? 200 günün altına geçmeye başladık. Bir miktar daha böyle Fed'i masaya çağırabilir ABD borsaları. Peki yeniden Fed'den gelecek olan bir atak, bir adım piyasalar tarafından yine böyle ters tepki oluşturur mu? Yok, bu sefer kurtarıcı olur. Olur mu? O hani sen çünkü bir de çok ilginçtir, 2020 yılında 7-8 kere yaptığı bir hareketi yaptı FED. Yani o piyasaları korkuttu ama normal zamanda yapılan bir olumlu hareket bu sefer can simidi gibi gelir. Can suyu gibidir ama dediğim gibi para gerekiyor. Yani paranın basılıp o paranın global piyasalarda enstrümanlara yayılması gerekiyor. Her şey ABD'de kalmaya devam ederse, yani bu hızda ABD tahvilleri inmeye devam ederse, devamlı para likitte ve ABD tarafında kalmaya devam ederse, risk modu böyle negatif süreçte ilerlemeye devam ederse gerçekten global dünyanın problemi oluşur. İzleyip göreceğiz. Yani gerçekten ekstrem bir gün, ekstrem günde de bir hafta başlangıcı. Elimizden geldiğince her detayı vererek anlatmaya çalışıyorum ama şu petrolde gelinen seviye bile işte Aralık 2008, Ocak 2016 ve şimdi 2020 Mart 3 kere gelinen seviyeler ve üçündeki fiyat hareketleri 2008 global kriz. Global kriz fiyatlamaları. Evet. Yani Ocak 2016 arz talep dengesi, o biraz ABD'nin
itmesi. Hı hı. Ama şu anki hareket daha altı mümkün gösteriyor. Peki hemen petrol demişken yeniden bu konuda petrol fiyatlarının bu denli aşağıda olması Türkiye tarafında nasıl hissedilecek? Türkiye'ye etkisi ne olacaktır? Ya şimdi tabii ki cari denge noktasında, petrol maliyetimiz noktasında doğalgaz fiyatları biraz daha farklı işliyor, onu söyleyeyim. Yani orada bir ortalama ve işleyiş tarzı biraz daha farklı ama muhakkak petrol tarafında bizi rahatlatacak. Hatta pompa fiyatlarına da yansıyabilir. O enflasyon tarafında maliyet baskısını daha da hafifletebilir. Yani iki şekilde bize faydalı olur. Bir, enflasyonla mücadele sürecinde. İki, hani büyüme hedefliyoruz ya bu sene. Hı hı. O büyüme noktasında cari açık vermeye doğru giderken o cari açığın azalma imkanını getirir. Ama dediğim gibi kazançları var ama biz bir yandan da ihraç etmek durumundayız. İhracat edebilmemiz için ihracatı, ki iyi bir veri geldi son. Yani 2019'da iyi bir rakam yakaladık. Onu yukarı taşımak, 200 milyar dolarlara, 180 ve üzerine taşımak için bu sene çok önemli. Değişim de senesi yeni ekonomik, hı hı, programın. Öyle bir dönemde petrol fiyattan aşağı gelmesi pozitif gibi gözükse de petrol ihraç eden ülkeler başta olmak üzere global ekonomilerde algının bozulması ilk etapta bize de negatif yansır. Dediğim gibi bu işler tepe görür. Yani kriz olgusu tepe görür, hasar tespiti yapılır, sonra kazananı konuşuruz. Mutlaka Türkiye'yi büyüme hikayesini masada tuttukça petrol fiyatları 50 dolara gelse bile o bizim için. O bile yani Merkez Bankası'nın, hı hı, beklentilerinin altında bir fiyatlı, gene bizim için iyi. Ama en azından bir denge. Çünkü petrol ihraç eden ülkelere de bizim ihracımız var, ticaretimiz var. Ve dünya döngü, ticaret döngüsü içinde her ülkeyle ticaretimizi devam ettirmek için dünyanın bu anomaliyi atlatmasına, bu depresyonu atlat, yani tırnak içinde bir depresyon yaşıyor dünya piyasaları. O depresyonu atlatmasına ihtiyaç var ama tabii ki dediğim gibi enflasyon ve cari denge noktasında olumlu olur kısa vadede. Ama ekonomiye ve büyümeye yansıması için dediğim gibi global tarafta bu sürecin dengelenmesi şartını kriter olarak muhakkak belirtelim seninle beraber. Evet, dilerseniz bir altın tarafına da bakalım. Tabii ki. O tarafta da haftanın ilk işlem günü itibariyle ciddi volatiliteyi takip ettik. Sabah saatlerinde 1702 dolar seviyelerini de kadar bir seviyeyi takip ettik. Beklediğimiz bir seviyeydi, hatırlıyorsun. Evet, tutunamadı çok fazla. Başladığı yere döndü deyim yerindeyse. 1674 dolar seviyesinde şu an için. Gün içerisinde de 1660 dolar seviyesinde işlem gördü en düşük bir şekilde. Çok esasen hızlı bir şekilde belki de yıl geneli için telaffuz edilen rakamları yılın ilk 2-3 ayında hemen görmeye başladık. Aynen, yani bu sadece spot altın için değil, gram altın, evet, için. Bizim o tarafta da 338 lirayı gördük bugün. Aynen, 320, 330, 350 gibi hedeflerimiz vardı bir, hı-hı, yıllık perspektifte. Şimdi hedefleri bile revize etmek durumunda kalabiliriz. Tabii bugünkü hareket 1700'ler önemli bir eşik sevgili Uğur. Yani o 1700'ler, hı-hı, üzeri, çünkü 1750 var ki onun üstü biraz daha yukarı demek. 1700'lerden gelen satışları risk bitti altından çıkış olarak değil, bir kar satışı, bir teknik düzeltme olarak görüyorum. 1600-1650, yani şu ana kadar 1660 gördük. Grafik biraz daha büyüsü. Son biraz bir yıllık daha, geldi. Aynen, gösterebiliriz. Yani şu, yani 1600-1650 bandı içinde fiyat denge buldukça her an 1750-1800'lere doğru hareket mümkün, çanak tamamlamak. En nihayette de gördüğümüz o düzeltmede 1550'ler var. 1600 altına gelsek bile altında trend bitmeyecek demek, evet, bu. Yani o sıkışma bandını kırdıktan sonra şuralarda gördüğün gibi, hı hı, şu band kırıldıktan sonra, yani 1380-1400'lerin üzerine geçtikten sonra zaten trend yukarı yönlü kendini onaylamıştı. Bir de yeni bir seviye de 1702 olarak belirledi. Daha önce 1690'a çıktı. Biraz geri çekildikten, aynen, sonra bu sefer kendini 1700'ün üzerine attı. Ve yani negatif haberleri güvenli liman olarak kullanıyor. Double kullanıyor. Kendine dönük diğer haberleri daha az kullanıyor. Bir de şimdi Fed faiz indirmeye, evet, başladı. O da destekleyecek bir süre. Peki önümüzdeki toplantıda gelebilecek olan bir indirim tekrardan ivmeyi yukarı doğru çevirir mi? Tabii ki, yani şimdi altın geri çekilmeden hepsi düzeltme olarak kalacak. Yani teknik olarak 1500-1550 aşağı kırılmadıkça her geri çekilme
gelen her geri şekilde düzeltme olarak kalacak. Daha 1600-1650 vesaire var ama oralar kırılmadan zaten 1750-1800. Yani şunu bir 5 sene versek, bir 10 sene versek o 1900'lerden gelen düzeltmeyi, çanağı tamamlama formasyonunu net göreceğiz. Yani 1700-1750-1800 hatta 1900 ve üstleri 1-1,5 senelik perspektifte. 5 yıllık geldi. Hani 1050'yi gördük. O 1900'lerden geliyor tabii ki. 2016 öncesi görmüştük o 1900'leri. Hani biraz daha bir 10 sene çıkarsak 10 yıllık da hazırlanabilirse. Verebiliyorsa çok iyi olur yönetmenim. 1050 tam bir Fibonacci seviyesiydi. O yukarı yönlü hareketin önemli bir düzeltme. Bak devamlı yukarı. Çanak tamamlanacak gibi geliyor bana. Bu kadar risk başlığı varken ve bu kadar risk başlığını biz işte tam bahsettiğim olay şu. Yani 1900'ler görüldü. 1050'de önemli bir Fibonacci desteğinden destek buldu. Şimdi tekrar yukarı yönlü. Evet. Ve hedef neresi? Burası. Bu çanak tamamlanır. Ama arada neresi var? Gördüğün gibi 1750-1800. Evet. Yani şu 1750-1800 kırıldığı andan itibaren yeni tepe de görebiliriz altında. Tüm zamanların rekoru olarak. Bugünden yarına demiyorum. Ama 1-2 senelik perspektifte işte bütün risklerin fiyatlandığı yer alan altın bize önemli bir vallahi çok hızlı gösteriyor. Da olabilir ya. Daha çok da hızlı bir şey olabilir. Yapmadık efendim. Çok hızlı da olabilir çünkü çok hızlı bu seviyelere geldi. Aynen öyle agresifleşebilir. 1700-1750 onun için çok önemli. O kırıldığı andan itibaren tek 1800'ler kalır. Sonrası ya buralar da çok maliyetli yerlerdi sevgili Uğur. Yani şurada tepe yaptıktan sonra burada maliyet yok. Evet. Yani 1750'den sonra düşüş var. Düşüş var. Düşüşün başladığı yer kırıldığı andan itibaren teknik olarak oraya çok yaklaştık. 1750. Yani şu bölge 1750. İş farklı bir noktaya. Bunu bir de destek yaparsa çanak bir de buna bir kulp takarsa enteresan. Yani çanak kulp formasyonu gibi bir formasyon oluşursa en büyük resimde yukarı yönlü enteresan fiyatlamalar. Onun için zaten bütün kurumlar 2000 ve üzeri fiyatlamaları söylüyor. Teknik analistler bu işe hepsi bakanlar. Yani tabii ara ara düzeltmeler olacak. Hatta bir dakika altında her şey bitti mi? Biz mi yanıldık? Dedirtecek kadar düzeltmeler de gelebilir. Çünkü virüs düzeldi ve etkisi borsalar yukarı. Tahviller normalleşme, kurlar normalleşme, altın aşağı. Bu çok net. Ama bu sefer farklı risklerle tekrar ara ara yukarı yönlü hareketler deneyebilir. Dediğim gibi altın dahil hepsinde temkinli olalım. En son gram altına ilgili de şunu söyleyeyim. 350 önemli bir eşiktir gram altında. Oraya geldikçe bir miktar kâr realizasyonu mümkündür. Ama muhakkak altın pozisyonlarda olmayı devam etmeli diyoruz. Ola ki yarın bir gün virüs çözüldü. Yıllık geldi gram altında. Aynen öyle. Aşağı yönlü geri çekilmelerde hani 224'ten geldik ama yeni alım bölgesini ben sana söyleyeyim. Evet. Yani şu bandın tamamı bak 270-300 bandına yaklaşmak veya içine girmek şu ana kadar gram altında alım yapmamış izleyicilerimiz için en hani güvenli alım bölgesi. Buralarda almak aşağı yönlü düzeltmelere yakalanma riskini getirebilir. Şimdi aşağıdan alanların nerede kar yazacağını bulma zamanı. Ama şunu da söyleyeyim, sadece altın bir yatırım aracı, bir kar etme aracı değil. Portföylerinizin güvenli koruma aracı. Hem dolar hem ons altın çarpanıyla gidiyor. Hani dolar bulunduruyorsanız altın çok daha efektif. Son 5 senelik performansına yan yana bakın dolarla altının. Altın açık ara önde zaten. Bir de son haftaya belirtelim. Baktığımızda dolar TL'de 6.25'ten aşağı seviyeleri takip ediyoruz. Sadece onsun etkisi bu. Yani onun için bunları iyi okumak, bunu iyi görmek lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kesinlikle. Efendim bugünlük de bizlerle sürenin sonuna geldik. Bugün bizlere stratejist Cüneyt Baksoy eşlik etti. Kendisine katkıları için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Apara ekranlarından ayrılmayın.